Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber SEO tutumunu anlatarak yaşayacağız. Nasıl anlatarak yaşayacağız? Çünkü SEO'da tek başıma dışarı çıkmadım. Bayağı bir grup olarak 5-6 kişi beraber dışarı çıktık. Çünkü hepimiz ortak şeyleri yapacaktık. Bu sebepten videoları çektim ama konuşamadım. Yanında insanlar olduğu için. O yüzden siz hem anlatacağım, kenarda böyle aynı şey gibi, oyun videosu gibi kenarda benim yüzüm olacak, anlatacağım. Siz de çektiklerini izleyeceksiniz. Çok güzel olacak. SEO'da çok enteresan bir yer. Kaçak göçmenlere karşı nasıl önlemler alıyoruz, bunları anlatacağım. Bakın böyle tekneler var. Gemiye doğru iyice yaklaştılar, şu açıktaydı. Yaklaşıyorlar. Ben de takipteyim. Falan filan başlayalım abi. Şimdi Seyut'a herhalde birazcık ondan bahsedeyim. Seyut'a arkadaşlar Cebel Tarık var. Cebel Tarık neresi? Avrupa ile Afrika arasındaki Boğaz abi. Cebel Tarık diye geçiyor. Aynı zamanda Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e açılan bir boğaz. İstanbul Boğazı'ndan biraz daha büyük. İstanbul Boğazı'ndaki gibi gemiler tek sıra haline geçmiyorlar. Birkaç sıra haline geçebiliyorlar. Büyük bir boğaz. Güneyinde Fas var. Kuzeyinde İspanya var. Boğaz çift taraflı olarak işletiliyor. Fakat güneyinde haritalar şu an koymuş, bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Güney kısmında Fas'ın olduğu bölgede İspanya'nın iki tane toprağı var. Biri Ceuta, diğeri de neydi ya? Yazar Murat'ı unuttum. Mail'e başlıyoruz. İki tane toprağı var. Bunlar bayrakları İspanya'dan farklı. Fakat dış işlerini İspanya'ya bağlı. İspanya'ya bağlı gözüken topraklar. Fakat kendine ait bayrakları var. Tam özerk değiller yani açıkçası. O sebepten de gemiler buralarda hep yakıt ikmallerini gerçekleştiriyor. Çünkü bu ülkede vergi yok. Bu arada sallanıyoruz abi. Şu an siyedeyiz. Görüyor musunuz nasıl sallanıyor? Evet. Şu an yaş durdu ama. O sesler de sandalyenin gıcırtısından geliyor. Akdeniz'deyiz ama garip bir şekilde hava bugün kötüleşti. Neyse abi. Ceuta'ya geldik. Gerekli ikmalleri yapmak için. Ceuta böyle. Dediğim gibi güneyde kalan İspanya'ya bağlı bir toprak. Liman çok küçük zaten, birkaç gemi falan yanaşabiliyor aynı anda. Büyük bir terminali yok. Bu arada dışarı çıktık. Bu arada böyle yanar dağların arasında kurulmuş küçük bir körfez gibi bir yer sadece. Afrika'da yer alıyor dediğim gibi. Çıktık, amacımız telefon hattı almaktı. Hatta ben size şöyle telefondan bakarak şey yapayım da. Bundan önce konu atlamışız, şeyden bahsedeceğim. Abi direkt çıkmadı tabii ki. Bazı önlemler aldık, öyle çıktık çünkü. Ceuta'ya arkadaşlar Fas'tan kaçak insanlar giriyor. Çünkü Fas'ın hemen yanında olan bir toprak Ceuta. Böyle çok korunaklı bir yer değil. Çitlerden atlayıp ya da bir yerlerden kazıp ya da yüzerek ya da bulutlarla bir şekilde Fas'ın hemen yanında olduğu için Ceuta'ya giriş yapıyorlar Fas'lar ve de Ceuta'nın nüfusunda büyük çoğunluğu Fas'lar oluşturuyor. Yani. Fas'lar Ceuta'ya giriş yapıyorlar. Giriş yaptıktan sonra gelen gemilere kaçak bir şekilde binip Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Nasıl biniyorlar? Arkadaşlar botlarla gelip siz açıkta beklerken, yanaşmaya beklerken botlarla gelip tırmanıp bir şekilde gemiye girebilirler ya da siz limandayken siz fark etmeden yüzerek bir şekilde geminin bir yerine çıkıp kapalı bir yere saklanabilirler. Çünkü gemide saklanabilecekleri çok fazla yer var arkadaşlar. Hele ki büyük gemilerde o kadar fazla kapalı alan var ki girip saklanabilecekleri sizin fark etmeyeceğiniz. Kaçak bir şekilde biniyorlar gemilere, sonra gemi Avrupa limanına geldiği zaman inip kaçıyorlar. Ve yakalanırlarsa sadece kendi başları değil geminin de başı yanıyor. Bayağı bir sıkıntı duyuyorum yani. O sebepten yanaşmadan önce bazı önlemler aldık. Bütün kapıları arkadaşlar plastik kelepçe vurduk. Niye plastik kelepçe? Güvenli değil diyeceksiniz. Şöyle. İçeriden biz zaten kilit vurduk kapılar ama dışarıdan da plastik kelepçe vurduk. Oldu ki adam içeri girdi, içeriden tekrar kilitledi. Ama plastik kelepçeyi
kesmek zorunda kalacağı için ya da yırtmak, koparmak zorunda kalacağı için o kapının açılıp açılmayacağını anlayabiliyoruz. Bu sebeple bütün kapılar plastik kelepçeleri vurduk. İçeriden bütün kapıları kilitledik. Tüm sadece yaşam mahalli geminin üzerindeki bütün yerleri mühürledik arkadaşlar. Yanaşmanın için herhangi bir kaçak girmesin diye. Çok uzun detaylı anlatmayacağım. Detaylı anlatımda zaten Türkiye'ye geldiğim zaman kafamda güzel bir seri var. Böyle Euro Truck Simulator oynarken stajyanları diye. Stajda yaşadığım her şeyi Euro Truck Simulator oynarken anlatacağım ama ufaktan bir değineyim dedim. Bu işi yaptıktan sonra artık yanaşmaya hazır olduk. Yanaştık. Yanaştıktan sonra telefon hattı almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü geminin interneti yavaş. Çok iyi değil, limitli bir interneti var geminin. Yani benim kendi internetim 8 GB mesela ve yetmiyor. Türk hattını yurt dışında kullanmak çok pahalı. Mesela Türkcell için örnek vereyim. Günlük 110 lira falan fiyat kesiyor. O da çok pahalı olduğu için. Seyutala vergisiz bir yer olduğu için Seyutala hepimiz Vodafone hattı almaya çıktık. Zaten günlük görüyorsunuz. Vodafone hattını almaya giderken Zara'nın çok büyük bir binası gördüm. 4-5 katlı böyle. Gitmeyi çok istedim ama çok az kalacaktı. Limanda vaktimiz yoktu açıkçası ama gitmeyi çok istedim çünkü vergisiz arkadaşlar her şey ve şöyle söyleyeyim size, Türkiye'deki fiyatlardan çok çok daha ucuzdur. Yani yarı fiyatından bile daha ucuz olabilir diye tahmin ediyorum. Yani düşün, zaten Avrupa'da birçok şey daha ucuz. Bir de vergisiz olduğunu düşündüğüm zaman inanılmaz uyguna geliyor yani. Fırsatım olmadı, olsa gitmek isterdim yani. Aklınızda bulunsun, Seyut'a yolunuz düşerse Zara Mara burada var yani. Rahat rahat şey yaparsınız. Uygun halledersiniz. Decathlon var. Decathlon'a da gidemedik. Onun dışında Carrefour falan da var. Supplement, sporcu şeyler satan yerler de varmış da. Birçok yere bakamadık yani. Neyse. Vodafone kendi bayisine değil de biz bir telefoncuya girerek hat aldığımız için 20 Euro'ya sim kartı aldık. İçinde 3-5 GB tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan internet vardı. 50 GB falan da İspanya içinde geçerli internet vardı. Onu aldık. Dediğim gibi detayını sonra Euro Truck Simulator olarak anlatırız. İşte sonra yenilerken kaç para ödüyorsa onlar usul hikaye, ondan girmeyeceğim. Ondan sonra Free Shop'a girdik arkadaşlar. Free Shop'a çekemedim ama aldığım parfümü siz izliyorsunuzdur şu an zaten. Free Shop'lar var. Aynı havaalanlarında olduğu gibi burası vergisiz bir ülke olduğu için her taraf Free Shop burada. Vergisiz bir toprak aslında. Tam bir ülke sayılmaz Seyut'u. Çünkü İspanya'ya bağlı geçiyor hani. Orada işte alkoller, çikolatalar, her şey vergisiz ve çok uygun. Yani Türkiye'deki tam tamına yarı fiyatı diyebiliriz parfümler için. Türkiye'de 1900 lira olan bir parfüm Seyut'a 900 TL'ye alabiliyorsunuz yani. Havaalanında bile bu kadar uygun alamazsınız. Ve ben 7 tane Avrupa ülkesi gezdim şu videoyu çekerken ve her Avrupa ülkesinde de minimum 3 farklı yere gitsem artı bir de staj dışında gittiğim yerler var. Yani 25 tane farklı ile falan gitmişimdir Türkiye dışında, yurt dışında yani. İşte 9 tane ülke, 25 tane il. Böyle düşünebilirsiniz. Seyut'a kadar ucuz parfüm satları hiçbir yer görmedim arkadaşlar. Ben de bir tane parfüm aldım. Bizimle beraber gelen gemiciler de hep ikişer tane. Kaptanlar falan da vardı. Parfümleri doldururlar yani. Ben bir tane aldım ama dedim iki tane, üç tane bayağı aldım. Çünkü inanılmaz uygun gerçekten. Yani bizim ülkede ateş pahası olan Tom Ford'lar falan burada 70 Euro, 80 Euro. Kuru çevirmeyip bir de birim olarak düşündüğünüz zaman 70 euro yani adam 3 saat ya da 4 saat bile birebiriniz çalışıp belki de en kaliteli parfümlerden birini alabiliyor. Seyotop konuda gerçekten çok uygun. Diğer Avrupa ülkelerinde bir tık uygun Türkiye'ye göre ama Seyotop parfümde tamamen bir numara yani, onu söyleyebilirim. Neyse, parfümü aldık. Ondan sonra taksiye bindik. Taksiyle alakalı enteresan bir şey anlatıyorsa gemiye dönmemiz gerekiyordu artık. Seyut'a taksi mesafe fark etmek istedim çünkü Seyut'a çok küçük bir yer. 3,5 euro sabit fiyat arkadaşlar. Otobüs gibi düşünün.
Biniyorsun, diyorsunuz ki beni limana götür 3,5 euro, beni Carrefour'a götür 3,5 euro, beni Decathlon'a götür 3,5 euro. Her şey 3,5 euro. Sabit fiyat, taksi fiyatı. Onu söyleyebilirim. Onun dışında geldiğimizde limandan, limanın tam yanında, limanın dışına çıkmazsanız, yani gemiyi yanaştınız ya, yanaştığınız hemen yerde bir depo var. O depoda da bir free shop var yine. Yani şehre giriş yapmadan, atıyorum limansı çıkış izni vermedi, şehre giremezsiniz diye. Direkt gemimizi yanaştığınız yerde de bir depoda free shop var. Orada o kadar çeşitli parfüm yok. Yani bakkal gibi bir yer, daha çok çikolata, alkol gibi şeyler satılıyor. Ama orada da sim kartı varmış. Ve orada da belli başlı bazı parfümler oluyor. Oradan da birkaç abur cubur bir şey aldım ama çok çekim yapamadım küçük bir yerde, adam rahatsız olmasın diye. Ama Ceuta'ya tekrar bir gidişim oldu, onu ayrı bir videoda göstereceğim. Orada daha detaylı aldıklarımıza bakarız. Onun dışında Ceuta'yla alakalı başka ne söyleyebilirim? Yağıştığınız yere durmadan helikopter inip kalkıyor. Hem liman hem helikopter pisti, ikisi yan yana. Durmadan sivil helikopterler inip kalkıyor. Helikopter niye kalkıyor? Pilot için kalkıyor. Hayatınızda hiç görmediğiniz kadar yakından helikopterleri görüp devamlı olarak inip kalkmalarını görebiliyorsunuz yani. O konuda çok açık ve rahat görülebilen bir yapıya sahip. Onun dışında abi Ceuta'nın tepesinde bir kale var. Kaleye çıkmayı çok isterim. Ben çünkü böyle tarihi yerleri falan çok severim. Alışveriş yapmaktansa eski yerleri gezmek benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendi oyunlarda hissediyorum. Böyle ne bileyim bir Mountain Blade oyununun içinde. Bir Age of Mythology, Age of Empires. Yani öyle eski tarihi yapıları falan gezdiğim zaman kendim bir herhangi bir oyunun içinde hayal ediyorum böyle. Çok daha keyifli oluyor benim için. Alışveriş benim için ikinci planda ama. Benim gibi yaklaşık mal falan yapıldığı zaman çok vakit olmuyor. O sebepten oraya bakamadım. Bir tane kazinosu vardı, çektim bilmiyorum, çektiysen görmüşsünüzdür. Değişik, şeyi güzeldi, mimarisi güzeldi kazino. Onun dışında kalktık. Kalktıktan sonra da Yunus falan gördük, onları koyarım. Yani herhalde stajdayken gördüğüm tek hayvan Yunuslardır. Yani deniz analarını falan saymazsak. İngiltere'de değişik deniz analarına var, onları sonra size gösteriyorum. Gördüğüm tek hayvan şu anda Yunus'ta, orada Cebeli Tarık'ta görmüştük kalktıktan sonra. Cebeli Tarık'ta çok büyük bir gemi trafiği var. Her zaman olmuyor ama bazen trafik zonlarına girerken sağlam bir trafikle karşılaşabiliyorsunuz. Bu trafik esnasında çok yakın geçen garip bir gemi sizlere çektim. Hem askeri gemiye benziyor hem farklı bir gemiye benziyor. Ne olduğunu çözemedim. Videoda zaten görürsünüz. Böyle sanki askeri zırhlı araç taşıyan amfibik bir araca benziyordu ama yani gerçekten ne olduğunu çözemedim. Ben de ilk defa öyle bir gemi türü gördüm. Uzaylı gemisi gibi bir şeydi yani. Bu benim 100. günüm. Ceuta'ya 100. günümde gitmedim ama şu konuşma videosunu 100. günde çekiyorum. Yani 100 gündür daha denizli ona benzer bir gün. Enteresan bir şey görmedim. Onu görmüşsünüzdür. Onun dışında bir de feribotlar var. Düzenli olarak Ceuta'da İspanya'ya yani Afrika'dan Avrupa'ya aslında durmadan düzenli feribot hatları var. Bizim işte İstanbul Bursa feribotları gibi düşünün. Durmadan Ceuta'dan İspanya'ya feribotlar kalkıyor. Onları çektim, onları görürsünüz. Ceuta öyle bir yer yani. Ceuta hakkında daha fazla anlatacak bir şey yok. Bir kere daha gittim. Ama başka videoda izleyeceksiniz ama daha var o video. Evet, Ceuta böyleydi. Bu videodan sonra spoiler vereyim bilmiyorum da diğer videonun olacağını vermeyeyim spoiler. Farklı yerlerin videolarını göreceksiniz abi. Bu arada ben bu videoyu da inmek üzereyken montajlıyorum. Yani siz bunu izlediğinizde ya ben inmiş olacağım ya da inmeme çok az kalmış olacak. Neyse abi. Gelsin bakın. Diğer gezi videolarını görüşmek üzere. Bu arada bu formatı beğendiyseniz hep konuşarak çekemediğim videolar var. Çünkü bu şekilde seslenerek şey yaparız. Hoşçakalın. Bye bye.